Evrende bilinen en komplike yapı insan beynidir. Emanetçisi olduğumuz 86 milyar nöron bize evreni, gezegenimizi ve karmaşık yapıları anlama kapasitesi sağlıyor. Kainatsa yaklaşık 50 milyar kere trilyon, yani 50 sekstilyon kadar yaşanabilir gezegen olduğu düşünülüyor. Bu beynin başka bir komplike yapı tarafından gölgede bırakılabilmesi için 50 milyar kere trilyon ihtimal demek. Bu ihtimaller de bizi dünya dışı akıllı yaşam arayışına yönlendiriyor. Dünya dışı yaşam arayışında ufacık bir mikrop bulmak bile tarihi olurdu. Ancak biz yalnızca ufak mikropların peşinde değiliz. Devlerin arayışındayız. Ve asıl soru burada devreye giriyor. Onları bulmak için ne yaptık? Yaklaşık 200 sene evvel varlığımızı bildirmek için Sahra Çölü'nde dev ateş halkaları yakmayı düşündük. Hatta dev aynalardan oluşan bir örüntü yapma düşüncesi de öne sürüldü. Bunlar güneş ışığını büyük ayı şeklinde Mars'a yansıtacaktı. Fakat sonsuz uzay boyunca bir sinyal yollamak istiyorsanız ateş yakmanın ve ışık yansıtmanın ötesine geçmeniz gerekir. Keza yakınımızdaki gezegenlerde çıkacak bir nükleer savaşı bile mevcut teknolojimizle tespit etmek çok zor olurdu. Radyo dalgaları bilgiyi çok uzak mesafelere taşımak için idealdir. Çünkü diğer ışık formlarına nazaran gaz ve toz gibi yıldızlar arası engellerde daha kolay bir biçimde seyahat edebilirler. Bu yüzden de SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, yani Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması Enstitüsü, neredeyse tamamen radyo sinyallerinin incelenmesine odaklanmış durumda. Bazı kurumlar ve projeler sayesinde olası sinyalleri tespit etme amacıyla şimdiye kadar 10 milyonlarca yıldız sistemini taradık. Ama tüm bunlara rağmen 60 senelik arayışın sonunda elimizde hala hiçbir şey yok. Ya gerçekten de yalnızsak? Umutsuzluğa kapılmak için çok erken, çünkü daha yeni başlıyoruz. Keza uzay dünyadaki okyanusların toplamı kadar büyük olsaydı bizim şu ana kadar aramış olduğumuz miktar bir havuz dolusu sudan bile az olurdu. Üstüne üstlük yanlış şeyi arıyor olma ihtimalimiz bile var. Ne de olsa uzay boyunca haberleşmenin birden fazla yöntemi vardır. Hatta yabancı uygarlıklar radyo dalgalarını ilkel bir teknoloji olarak da görüyor olabilirler. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmalıyız. Basitten tutun da akıl almaz olanına kadar. Arayış şimdi farklı bir tür sinyal bulma yolunda. Hem de çıplak gözle görebileceğimiz. O da lazer ışığı. Yüksek enerjili lazer patlamaları bir yıldızdan binlerce kat daha parlak olabilir ve radyo dalgalarından çok daha fazla veri taşıyabilirler. Bunu tespit edebilmemiz için doğrudan ışının görüş hattında olmamız gerekirdi. Lazer ışınları tüm galaksiyi taramak için kullanılabilir. Tıpkı kozmik bir deryadaki deniz fenerleri gibi. Kitlesel fonlamalı bir girişim sayesinde gökyüzündeki lazer sinyallerini gözetlemek için taramalar başlamış durumda. Fakat bu parlak ışıltıları bulması nispeten kolay olacak olsa da gelişmiş yaşam anlaşılması daha zor bir şey kullanıyor olabilir. Mesela nötrinolar. Her santimetre kareden bir saniyede yaklaşık 65 milyar tanesinin akıp geçtiği ufak atom altı parçacıklar. Bu hayalet parçacıklar gezegenlerin içinden geçebilir ve tek bir atoma dahi temas etmez. Bir günde bunlardan sadece birkaç tanesini tespit edebilmek için tıpkı Japonya'daki Ikeno Dağı'nın 1 kilometre altında bulunan böylesine devasa odalara ihtiyaç vardır. Hatta araştırmacılar yakın zamanda nötrinolar ile iletişimin mümkün olduğunu 240 metrelik bir kayanın içinden basit bir mesaj yollayarak kanıtladılar. Eğer ki gelişmiş yaşam onları iletişim amaçlı kullanıyorsa sinyalleri tüm engellerin içinden geçip her yere ışık hızında seyahat edebilir.
Ancak bu tür bir komünikasyona pek daha aşina değiliz ve tespiti şu an için hiç de kolay sayılmaz. Akıllı yaşam komünikasyona tamamıyla farklı bir açıdan bakıyor da olabilir. Bizzat uzay zamanın kendisini bir araç olarak kullanıyorlardır belki de. Yüksek kütle çekimine sahip cisimleri manipüle ederek teorik olarak uzay zamanda her tarafa yayılacak yapı bozulmaları oluşturabilirler. Ancak tespit edilebilecek kadar güçlü kütle çekim dalgaları oluşturmak aşırı miktarda enerji gerektirirdi. Belki de çok daha basit bir şeyle uğraşıyorlardır. Bir yıldızın etrafına dev tenteler yerleştirerek yıldızın ışığını kozmik bir Morse kodu oluşturarak belirgin şekillerde engelleyebilirler. Ve basit bir mesajı yollamak dahi çok uzun yıllar alacak olsa da böyle bir sistem sürdürülebilirlik açısından çok az çabaya ihtiyaç duyar. Akıllı yaşamın bizim gibi haberleşmeye istekli olduğunu düşünüyoruz. Fakat iletişime geçmeyi çok tehlikeli veya anlamsız buluyor olabilirler. Bu durumda çemberi genişletmemiz ve onlardan ziyade kullandıkları teknolojileri veya izlerini aramamız gerekir. Bunu da onları enerji kullanımlarına göre sınıflandırarak yapabiliriz. Onları enerji kullanımlarına göre sınıflandırmak da bize dolaylı olarak kullandıkları teknolojiye ilişkin bilgiler verecektir. İşte burada da Kardeşev ölçeği devreye giriyor. Daha önce videosunu yaptığım bu uygarlık sınıflandırma ölçeği aradığımız uygarlıkların teknolojileri hakkında bize ipuçları sağlayarak onların izini sürmemize yardımcı olabilir. Yakın zamanda civar galaksiler üzerinde yapılan araştırmalar galaktik ölçekli uygarlıklara dair hiçbir kanıt ortaya çıkarmamıştır. Fakat bilinmeyen var oldukça devlerin arayışı son bulmayacak.